Evet arkadaşlar, bugün yine Aydın Didim Akbük'teyiz. Aydın Didim Akbük 5 milyon 500 bin Türk lirasına size tek başına müstakil denize de 600 metre yakınlıkta bu evi tanıtmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, drone ile etrafı göstermeye çalışıyoruz. Bugün hava biraz kapalı, yağmurlu, kış mevsimi malum ama bugünü seçtik. Belki satılmasa güneşli günlerde daha iyi fotojenik ve videosu daha iyi çıkacak, ancak bu şekliyle de iyidir. Bugünü seçtik. Sevgili arkadaşlar, 5 milyon 500 binlik villayı tanıyalım. Evet arkadaşlar, bugün yine Aydın Didim Akbük'teyiz. Hemen evin fiyatını söyleyeyim, işiniz gücünüz var. Sevgili arkadaşlar, bu evin fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. 5 milyon 500 bin Türk lirası. Şairin dediği gibi ne doğan güne hükmüm geçer ne de batan güneşe. Dolayısıyla ev alacak olanlar filtrelermişlerdir, biliyorlardır. Fiyata aşinadırlar. Benim şahsen içim bu eve ısındı. Yeri görmeden almayın, emsallere bakmadan almayın. Gelip baktığınız zaman gerçekten benim aradığım ev bu diyebileceğiniz bir evdir. Öyle umuyorum ve evimizi tanıtmaya çalışalım. Denize muhtemelen 600 metre yakınlıkta, balkonlarda deniz manzarası var. Bahçesi geniş, odaları geniş. Söz konusu evimiz bir site içindedir. Havuzu var, aidatları 250 Türk lirası. 250 Türk lirası aidatları var. Havuz bakımı var, bahçe aydınlatmaları var ve sitenin bir güvenliği söz konusu. O anlamda ayda 250 Türk lirası, bazen 250 bin diyorum, 250 Türk lirası gideri var ve bahçemizde bir otoparkımız var. Söz konusu evlerin içinde en güzel ev, deprem yönetmenliğine uygun birkaç yaşında ev, ancak yine makyajlanmış. Yeni evlere göre gelip baktığınız zaman gerek konumu, gerek oda genişliği, gerek bahçe genişliği, merdivenler, birçok fonksiyonu yeni evlerden daha iyi. Yeni ev diyeceğiz, ancak bu da yeni. Deprem yönetmeliğine uygun. Söz konusu evi yapan arkadaşlarım, inşaatçı, bu işin ehli, bu işin piri yapmışlar. Fazla söze ne hacet derler ve araç park yerini gösterdikten sonra evin dört tarafı, Türk Dil Kurumu'ndaki müstakil kelimesiyle özdeş bahsediyorum, dört tarafı bahçe. Ev bitişik nizam bir ev değildir. Şişman büyük bir araç girebilir arkadaşlar. Balkonlarda da deniz manzarası var. Denize de şıngır mıngır gidebilirsiniz. Bahçede çimleme yapılmış. Efendime söyleyeyim, havuz da aşağıda, olimpik büyük bir havuzu var. Burada da evin geniş, zengin bir merdiveni var. Bazı evlerde gördüğümüz gibi böyle ufak bir metre merdiven var. Ancak merdivenler evin girişi, eve birçok şey katıyor. Bu evimizin girişi, çelik kapı burada ve bahçemizi tanıtmaya çalışalım. 5,5 milyondan pazarlık var değerli arkadaşlar. Bahçemiz oldukça geniş. Daha ufak tefek böyle oynamalar var. Ancak biz belki güneşli bir günde çekseydik daha mı iyi olurdu diyebiliriz. Ancak bugünü seçtik. Malum kış mevsimi. Ve bu pergüleler de yapılmış arkadaşlar. Teras gayet geniş. Zemin katta salonla mutfak var. Bu bahçeyi bir göster Can. Bu bahçeyi bir göster. Etrafta yürümek için teletuvarlar da yapılmış. Dolu sağlam demir korkuluklar. Bunlar da ahşap. Can böyle bileğini bükmük terası iyice oku. Terası iyice öp, oku. Sen kağıt ol, ben de kalem. Yaz beni, yarim yarim. Çiz, yaz. Şiir oku yani. Hani bu aşkı dokudum, kilime kilim okur dilimde. Eskiden öyle şeyler de var ya. Ve bahçemizi yavaş yavaş tanıtmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Yoksa çekilmez. Arada böyle bir latifeler, bir espriler de olsa iyi olur. Burada böyle terasa da çıkabiliyoruz arkadaşlar. Gelin görün. Öyle yol alalım. Emsallerine de bakın. Ama bu eve baktığınız zaman bence, çünkü ben kaç yıldır bu işi yapıyorum, benim aradığım ev bu diyeceksiniz arkadaşlar. Yerdeki 60'a 60 böyle esmer renkli kale bodrumlar. Terasımız bu. Havada ak bu küçük bodrum olarak biliniyor. Yani bitki örtüsü, doğası bodrumu anımsatıyor. Bodrumu da biliyorsunuz, bazıları bilmiyorum. Bodrum çok güzel bir, Anadolu'nun her yeri güzel. Bazı kalabalık falan diyor. Ve burada gün ışığı güzel ledler de yapılmış. Bunlar ahşap, yani plastik koku yapan, güneşte işte yalpalanan, deforme olan çatı örtüsü değil. Ve buradan tekrar yol aldık. Dört tarafı gösterme anlamında. Tekrar yol aldık, yol aldık, yol aldık. Sevgili arkadaşlar, dört odalı bir evdir. Arsası 300 metrekare. Zemin katta bir oda var. Odanın da aydınlatması burada. Üstte de üç oda var. Ve dolandık tekrar. Burada mutfak var. Diğer tarafta salon tarafıdır.
Burada bir daha bir balkon var. Bu taraf doğu, diğer taraf güney. Evet. Yani dört tarafı açık ve binanın eteklerine doğal taşlar yapılmış. Böyle doğal taşlar yapılmış. İşte Selvi boylum, al yazmalım. Böyle gelin entarisi gibi güzel limon çam ağaçları da dikmişler. Bu da mandalina mı, portakal mı neyse. İşte böyle değişik figürler de koymuşlar. Bu da su sayacının yeri. Efendime söyleyeyim, burada bazen araç yıkarsınız, su gideri de burada. Efendime söyleyeyim. Ve bu demirler bazı alüminyum korkuluklardan falan daha uzun ömürlü oluyor. Onu da söyledim. Ve geldik. Merhaba ev. Rojbaş ev. İyi günler ev. Geldik sevgili arkadaşlar. Burada böyle dikey sütunlar yapmışlar. Bunlar da sağlam, yeni nesil. Bu salonla koridor arasına bir sinor, bir sınır koymuş. Geç buraya, geç oraya. Kapımızı kapattık. Asma tavanlar tekrar bence hoş olmuş, güzel olmuş. Kapımızı kapattık. Burada hemen bir banyo var. Banyomuzu gösterelim. Sonra salonumuza, mutfağımıza, odalarımızı tanıtalım. Burası Hilton dolap. Aynamız da burada böyle açılıyor, kapanıyor. Burası da duşakabin. Ahşap renkli kale bordürler döşemişler. Efendime söyleyeyim, burada da terekler yapmışlar temizlik ürünleri koymak için. Burası da klozet, penceremiz de bu. Ve çıkalım buradan. Kapılar, lake kapı, sağlam, güzel kapılar. Havluluk da var burada, havluluk falan. O aksesuarlar da takmışlar. Ve şimdi bu alan tamamen salon. Buraya kadar öndeki terası zaten göstermiştik. Arkadaşlar. Evet, şunu da açayım. Demir korkuluklar yapılmış. Bu panjurlar yapıyorlar da çok iyi yapmıyorlar. Yani bazı panjurlar, bazen müşteri geliyor diyor, panjuru aç bakayım. Açıyoruz. Ya kapanıyor, açılmıyor, bir şeyler oluyor. Bu demir korkuluklar bence fena değil. Tabii takdir sizin. Yerler 120-60 ebatlarında granitler arkadaşlar. 120-60 ebatlarında granitler. Burayı iyice okuduk mu? Şimdi gel buradan o tarafı da oku. Mutfak. Evet, mutfak arkada kaldı. Bu sütün taşıyıcıdır arkadaşlar. Bu kolon 25'e 60 ebatında. Mühendisler bilir, statikçiler taşıyıcıdır. Bu orada taşıyıcılar tabii kenarlara girmiş. Asma tavanlar fena değil ve buradan salondan nasıl terasa çıkılıyor? Bir tur at, bir hava at, bir şey al, hava al. Bir maç arası yap. Terasımızda böyle. Terasımızda bu arkadaşlar. Yer terası. Ve şimdi salonu özetledik. İşte başka ne özetleyeceğiz? Buradan da çıkılıyor. Buradan da çıkılıyor. 5 milyon 500 bin Türk lirasından esnaf adam bilir. Vur dedik, öldür demedik. Yani sağa sola diğer emsallerine baktığın zaman mantıklı bir yol alınır. Ve arkadaşlar burası da mutfak. Mutfağımız bu, sağlı solu yapmışlar. Bu gerçekten şişman buzdolabı. Bazı buzdolapları böyle incecik. O beyaz eşyacı en ucuzu ancak sığabilir. Bunlar onu hesaplamışlar. Ve bu buzdolabı. Burası mikrodalga. İşte terekte raflar. Buradan da balkon tarafında, mutfak tarafında bir balkonumuz daha var. Dilerseniz garba, dilerseniz şarka. Bu taraf şark tarafı doğu. Diğer taraf batı mı, güney mi? İşte yönleri de artık gelince siz daha iyi anlarsınız. Burası ocak, üstüne davlumbaz gelecek. Bunlar çimson. Alnına tekrar çimson yapmışlar. Elektrik aksamı gayet güzel. İşte bunlar da böyle kulplu murplu. Bunlar nasıl? Ben montumu koymuştum oraya. Sevgili arkadaşlar, dolaplarımız da bu. Ve buraya demin biz burada çekime gelince bu aynayı getirdi, koydular. Ben dedim ki bu ayna kaç para? Ben de acaba ofisin bir yere. Dedi ki 2700 lira yapmışız bu aynayı. 2700 lira bu ayna. Artık siz hesap edin. Yani her şey pahalı. Sevgili arkadaşlar, şimdi biz ne yapalım? Merdiven sağlıklı. Bu demirler dolu demir. Üstüne ahşap, bu MDF'dir herhalde, koymuşlar. Ve merdiven fena değil. Bir tane oda aşağıda, onu en sonda gösterelim. Derken lambaları bir açayım can. Lambaları niye açmadık? Sen bir merdiven kovasını göster buraya. Burada gel, merdiven kovasını göster. Ben de lambaları açayım. Valla artık takdir sizin arkadaşlar. Yani bizim işimiz gücümüz size ev, arsa tanıtmak.
Bu da merdivenin kovası. Bu da merdivenin kovası. Ve bir banyo gösterdik değil mi? Şimdi ikinci banyoyu da gösterelim. Geldik ikinci banyomuza. İkinci banyomuz bu arkadaşlar. Bu terekler böyle ahşaplardan yapılmış. Ledler konulmuş pencere. Burada bakın ledler böyle buraya kadar geliyor. Bu da böyle. Hilton burası. Efendime söyleyeyim. Bu tekrar böyle psikolojik olarak sauna andırıyor ya. Ben buraya girince sanki ısındım gibi. Bu da ahşap desenli taşlar, granitler yapmışlar. Yine terekler koymuşlar. Duş kabinimiz bu. Aşağıda yerler var ancak buraya da çamaşır makinesi yeri yapmışlar. Üstüne de temiz havlu, kirli havlu ya da termosifon koymak için geniş bir banyodur burası. Duvarlar 120-60 ebatlarında granitler. Ve şimdi lake kapı dedik. Oda 1. Oda 1. Bu birinci odamız arkadaşlar. Birinci odanın balkonundan deniz manzarası var. Efendime söyleyeyim. Efendime efendim canım efendim. Benim bu derdime derman efendim. 120-60 ebatlarında granitler. Bu duvarlara bir daha çatılı böyle çapraz çapraz teğet geçiyor birbirine. Çizgiler yapmışlar. Gel bu balkonu göster. Buradan hafif denizi öp bir şey yap. Evet buradan deniz nerede? Deniz karşıda. Onu da gösterebiliriz. Denizi bir zomla momla bir şey yap. Denizde orada haliyle hava kapalı. Belki güneşli bir günde eğer satılmasa bir daha çekeriz. Bu da balkonumuz. Böyle bombeli dışa doğru bombe yapmış. Demir korkuluklar takılmış. Balkonlarda prizler de var. Yerdeki taşlarda esmer kalebodurlar yapmışlar. Esmer. Esmerim biçim biçim. Ölürem esmer için. Hadi babam gel. Şimdi bu diğer odayı gösterelim. Bu da ikinci odamız. Bu da ikinci odamız. Tekrar duvarlara çıtalar, mıtalar yapmışlar. Yükseklik 2.70. Efendime söyleyeyim 5.500.000 dedik. Ve sevgili Can geç oraya. Sana zahmet. Buraya da bir dolap yeri yapılmış arkadaşlar. Buraya hazır dolap ya da doğramacı buraya bir dolap koyabilir. Burası da ikinci oda. Elektrik aksamı zengin. Gayet güzel elektrik aksamı var. Ve şimdi dolandık. Evet dolandık. Bu balkonu gösteriyoruz. Bu köşe başı bir ev ya burada da. Evet köşedir arkadaşlar. Kenarlar yol. Kenarlardaki yolları da göster. Sevgili Can bak yolları. Yolları bir göster. Yollar da böyle. Yollar çok ırak. Evet şimdi buradan bir daha bu oda sanırsam senin olduğun yerde daha iyi yüz ölçümünü gösterebiliriz. Bu oda burada da bir dolap giriyor. Bakın ben kayboldum, dolap oldum. Ve ikinci odayı gösterdik. Dolandık, geldik. Şimdi o iki odanın balkonu vardı. Bu odanın da balkonu var. Bu da üçüncü oda. Yükseklik bayağı yüksek. Sanki bu daha 2.80 gibi bayağı yüksek. Taşlarımız tekrar yerlerinde. Ve üçüncü odanın tekrar balkonu var. Balkonlar böyle komşuya falan bakmıyor. Köşe başı olduğu için arkadaşlar. Yani işte hemen burnunuzun dibinde komşu yok. Denize pek yakın. Bu da üçüncü odamız. Buraları gösterdik. Şimdi yol aldık. Üç oda burada mı? Burada. Üç oda bir banyo. Üç odanın üçünde de balkon var arkadaşlar. Sonra ne yaptık? Şimdi salon katına iniyoruz. Ve en son odayı tekrar size gösterelim. En son odayı gösterelim. Binanın dış cephesi anterasit ne boya yapmışlar? Ne diyorlar? Anterasit mi diyorlar? Ne diyorlar? O boya korkuluklar fena değil. Güzel. Ve yer seviyesinin altına indik. Yer seviyesinin altında da bir oda var arkadaşlar. Bu da holu ve dördüncü odamız da bu. Yazın serin olur. Adaletten kaçıyorsanız burada saklanın. Kimse sizi bulmaz. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane Parkı'nda diyor ya. Ne sen bunun farkındasın ne polis farkında. Ve burayı kapatalım. Şimdi çıkalım. Çıkalım. Kapattık. Kapattık. Evet. Şimdi Can buradan bu salonu bir daha öp. Kaç dakikadır? Arkadaşlar bakın burası salon. Buradan o terasa çıkılıyor. Herhalde anlaşılır gibi yapıyoruz.
Evet. Bu salon. Geç kolon arkasına. Burası salonun devamı. Burası salonun devamı. Evet. Şimdi geç buraya. Mutfağı bir daha göster. Mutfakta da geniş bir balkon var. Doğu tarafına sabah güneşi almak istersiniz. Doktor abinin güneşin girdiği eve doktor abi de ev girmez demiş ya. Birkaç tane doktor abiye de ev verdik sağ olsunlar. Halleri başka, onların sohbetleri hasbihal oluyoruz. İşte geç oradan terası bir daha gösterelim. Mutfağı gösterdik. Yani dış cephe fileli bir şeyler yapmışlar. Evet. Bu pergüleli alanlar zaten bir eve bedel. Ben buradan da kıyıdan köşeden denizi görüyorum. Denize yakın arkadaşlar. Denize pek yakın. Ve şimdi bir daha eve doğru gidelim. Denize 600 metre yürüyerek gidebiliriz. Yürüyerek gidebiliriz. Şimdi çimli alan işte, ne yaparım yani, evdir artık, ne olacak? Kimler geldi, kimler geçti diyor. Şimdi geç babam bir daha diğer tarafa. Yağmur mu yağıyor ya? Bu Ege Aydın havası ya. Aydın havası. Ve Aydın havası abi. Bir bakın güneş. Yani Avrupa'da öyle. Bir bakın yağıyor, bir bakın durdu. Bir yine Aydın havası idare eder. Sevgili arkadaşlar, binanın dışı tekrar bu drone görüntüleri videonun başına ya da sonuna ekleyeceğiz. Gelin görün alın. Yani bir adam alır bir araba Mercedes, işte 2 yaşında bir Mercedes ya da 3 yaşında bir Mercedes alır. Bir de gider işte yeni jelatin üstünde bir araç alır. Ama söz konusu sıfır araç, o düşük segmentler mi diyorlar, ne diyorlar? O hiçbir zaman 2 yaşındaki Mercedes gibi olmaz. Bu evin kullanışı, merdiveni, bahçesi, denize yakınlığı, odaları biraz daha kullanışlı bir ev. O yüzden yeni evlere göre hani böyle terazi yaptığımız zaman, kıyasladığımız zaman bence haklılık payım olacak. Zaten alıcı insan filtrelemiştir. Gel bu eve baktığınız zaman diğer evlere de bakacaksınız. O benim için bilmiyorum. Bu eve daha ısındı. O yüzden reklamın iyisi kötüsü yok. Beyefendi sahibi de yanımızda. O da bizim gibi emekçi. Hepimiz bir oyunda oynaştayız. Ekmek parası. Bu vesileyle size bu evi sunmaya çalıştık. Bir hatamız olduysa kusura bakmayın. Saygılarımla, iyi günler.